Merhabalar arkadaşlar, ben Gökhan Yiğit. Uzun vakittir doğadayız, tabiattayız, kamptayız ve Türkiye'nin dünyanın farklı yerlerindeyiz. Peki bu gezdiğimiz süre içerisinde edindiğimiz tecrübeleri elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ya aktaramadıklarımız, bir seyyahın olmazsa olmaz en büyük aracı olan seyahatnamemize yazıyoruz. Bu videomda sizlere seyahatname tutmanın öneminden ve bir seyyaha neler kazandırabilir bunların öneminden bahsedeceğim. Sizler de bana destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar, ben 2015 Nisan ayında arkadaşlarımla düzenlediğim bir dağ yürüyüşünde bu spora merak saldım. O vakitlerde bilgim, tecrübem, hiçbir şey yok. Ancak bir merak var. Eve geldim, belgeseller izlemeye başladım ve bunların hepsini not ettim. Aa dedim, not almak ne kadar da güzel bir şey. Çünkü bir hafta 10 gün sonra bunları okuduğumda bilgilerim biraz daha yerine oturuyor ve doğaya çıktığında daha bilgili bir insan oluyorsunuz. Seyahatnameye neler yazılır? Belgesellerinizi yazın. Bir bölgeye gidip kamp yaptınız, keşif yaptınız. Sadece bir trekking de olabilir. Orada gördüğünüz bir ağacın türünü de, orada olan kuş türlerini de, bitki türlerini de, sizi çok şaşırtan olayları da, aynı zamanda eksiklerinizi de yazın ve kendinize her zaman bir eleştirmen gözüyle bakın. Bunları her zaman yazın ve bir yıl geçti diyelim. Alın ilk seyahatnamenizi, bitirdiniz. Baştan sona bir okuyun. Böyle onları tekrardan yaşarcasına. Bu benim 6. seyahatnamem ve neredeyse her sene bir seyahatname bitirdim. Her gezdiğim yeri yazmaya çalıştım. Bazı yerleri unuttum ve nedense yazmadığım yerleri bir sonraki seyahatnamemde yazmaya çalıştığımı çok şeyler hatırlamıyordum. Ve bundan dolayı söz uçar yazı kalır felsefesinin ne kadar isabetli bir atasözümüz olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Şimdi Türk'ün en hassas ve eksik noktalarından bir tanesi yazıdır. Tarihte de böyleydi, şu anda da böyle. Okumada da yazmada da eksiyiz. Ancak biz yeni nesil olarak bunu fazlasıyla aşabiliriz. Seyahatnameyi tuttuğunuz zamanlarda o kadar kendinizi şanslı hissedeceksiniz ki, diyelim bir gün 70 yaşına, 80 yaşına geldiniz. Böyle birikmiş 60-70 tane seyahatnameniz var ve hepsi sizin ellerinizde. Açıp bir okuduğunuz zaman gençlik yıllarınızı, orta yaşlılarınızı ya da ileri yaşlılıkta neler yaptığınızı, bu işe nasıl başladığınızı her şekilde görebilirsiniz. Gün gelip bunları kitap haline dönüştürebilirsiniz. Dönüştürmeye kalktığınız esnada elinizde çok güzel bir veri olacaktır. Ve bu şekilde de her zaman yazmayı, araştırmayı, bu işe bilimsel bakmayı ihmal etmeyin. Bunlar benden size bir kırmızı polarlı adam tavsiyeleri. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Kunduz ormanlarından herkese selamlar, sevgiler.